Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlamaya mutfağa geldim. Bugün günlerden cumartesi. Hemen kahvaltımızı hazırlayacağım. Çocuklar sucuklu, kaşarlı, bazlamadan tavada tost istediler. Onu yapacağım. Ben de kendime biberli domatesli şöyle birazcık ekmeğe banarak bir şey yemek istiyorum bu sabah. Bugün bu arada size de söylemiştim zaten. Bizim gardırobu annem alacak diye. Dayım bu akşam müsait olacakmış herhalde. İşi biraz erken bitecekmiş. Eğer öyle olursa babam mahalleden birkaç arkadaşına da rica etmiş. Onlarla beraber Emrah falan bu dolabı sökecekler, indirecekler. Ondan sonra Emrah babamlara tekrar o dolabı kuracak. Yalnız şöyle bir de sorun var. Aslında sorun değil. Biz zaten bunu hesaplamıştık. Gardırobumuzu biz geçen hafta sipariş ettik ama en erken 25 Haziran, en geç de 30 Haziran'da teslimat olacak. İnşallah Allah söyletmemiştir Temmuz diye. Dolap biraz erken gitmiş oluyor bizden ama dediğim gibi dayımın müsait olabilme ihtimali bir daha olur muydu, olmaz mıydı? O yüzden ne zaman müsait olursan o zaman dolabı alabilirsin dedik. Yani dolap çıkacak bir 15 gün falan. Annem nasıl ki birkaç aydır kıyafetleri bir odada bekliyorsa aynı şekilde bizim kıyafetler de dolaptan çıkarılıp bir 15 gün öyle bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Artık başlayayım ben kahvaltı hazırlığıma. Acıkmaya başladık çünkü. Kahvaltımızı yaptık. Çocuklar şimdi dişlerini fırçalamaya gittiler. Ben de son bir bardak bir çayım kaldı. Zaten böyle göz kararı demliyorum kendime. 3 bardak, belki 2 bardak falan ancak çıkıyordur. Hani son bardakta da hafif bir ılık hale geliyor. O yüzden çayı ısıtıyorum. Normalde böyle saatlerce bekleyen çayı asla içemem. Çünkü durdukça böyle acımsı bir tadı oluyor. Bir de bayatmış gibi bir tuhaf kokmaya başlıyor bence çay. O yüzden böyle çok uzun süre beklemediği sürece çayımı ısıtıyorum. O şekilde son bir bardağımı da keyif çayı olarak içiyorum. Pek bir işim yok ama sonradan yapılacak işler aklıma geldikçe bir gözümde büyüyor. Bugün sadece dolap çıkacak ama yine de bir kargaşa olacak odada. Akşam yemeği hazırlayacaktım babamlara. Babam da dedi ki yok kızım dedi benim arkadaşları da getiriyorum. Hemen dedi vakitlice onların da işi varmış. Çünkü vakitlice dolabı alalım da bizim eve taşıyalım. Ben orada onlara yemek ısmarlarım zaten. Sen bir daha uğraşma dedi. Aslında uğraşıp ne yapacaktım yani. Seve seve doyurdum misafire. Hasret kaldık sonuçta. Ya var ya hani ev boş olsa yine bir yerde hiçbir şey gözünüze büyümez. Evin tadilatıydı vesairesiydi, değişimiydi. Ama yaşanılan bir ev, eşya dolu bir ev olunca saray gibi büyüklüğü olan odalar, evlerde oturmadığımız için hani bir şeyin yeni değiştirir ki o rahat geçsin diye illa başka bir mobilyayı çekmek falan gerekiyor. Bir de düşünün oda değişimi. Bir de gardıroptu, yataktı falan. Of yani öyle gözümle büyüyor ki yani bu iş gözümde büyüdükçe hiç böyle elim ayağım kalkmıyor, bir iş yapasım gelmiyor. Bir şeye başlayınca da gerisi geliyor. Allah'ın izniyle Rabbim sağlık versin yeter ki. Hava durumu da dün gece baktığımda yağmurlu gösteriyordu ama bayağı bir sıcak. Ha şikayet ediyor muyum? 2020 gibi bir yılda hava sıcak diye tövbe şikayet etmiyorum yani. Yok. Daha başımıza ne gelir dedikçe bir sürü şey yaşadık. Rabbim daha yaşatmasın. Yani sıcaktan asla şikayet etmiyorum ki ben bahar ayını, yaz ayını çok severim. Şu ara videolarımı muhakkak biliyorsunuz ki toplulukta paylaşıyordum. Ama ilginç bir şekilde şu an sonuçta iş kadını değilim. Hani hiçbir yere yetişemiyorum falan filan gibi laflar tabii ki etmeyeceğim ama
Bilmiyorum, oralara pek sanki vakit ayıramadığımı düşünüyorum. Şu ara hep böyle bir dinlenme modu, çocuklarımla vakit geçirme. Kafa bir de dolu oluyor ya, hani eşyayı böyle mi koysak, öncelik bu mu olsa, önce parke mi olsa, sırası bu mu olmalı, onu oraya koyarsam o zamana kadar bu dolabı nereye koyacağım falan, böyle kafam o kadar dolu ki hani bir şeye kendimi tam veremiyorum. Biliyorum ki beni anlayacaksınız. O yüzden de videolarımı mesela ayarlıyorum ve sonra toplulukta falan paylaşmayı unutuyorum. Bazen Instagram'da paylaşım yapıyordum, onu unutuyorum. Lütfen bu yüzden bana küsmeyin, kırılmayın, darılmayın. Özellikle sizlere cevap vermediğimi düşünmeyin, rica ediyorum sizlerden. Neyse, artık ben de kalkayım. Yavaştan işime bakayım. Ben de dişlerimi hemen fırçalayacağım. Şöyle bir elimi yüzümü yıkayacağım. Kahvaltıdan sonra rutin işimdir benim, diş fırçaladıktan sonra. Ondan sonra gardırobumu içini boşaltacağım. Oh, iki zarım benim. Oh. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Rabbim inşallah bu duyguyu isteyen, dileyen, herkese, yürekten isteyen herkese nasip etsin inşallah. Rabbim kucaklarınızı evlatsız bırakmasın. Güzel bir duygu. Gerçekten güzel. Anlatılmaz yani. Evet, hadi kalkalım duygusal anlar başlamadan. Gördüğünüz gibi dolabın içini boşalttım ama gerçekten çok yoruldum. Camın önünü görmek istemezsiniz. O kadar dolu ki sizlere anlatamam. Ama sizlere göstereyim. Yazlık, kışlık, montlar, nevresim takımlarımız, günlüktür. İşte dışarı çıkmayaydı. Dediğim gibi yaz, kış hepsi şu an burada. Eşimle bizim tüm kıyafetler. Altına çöp torbası açtım birkaç tane. Onun üzerine de iki tane pek kullanmadım. Çarşafım vardı. Onu açtım. Ondan sonra bunları koydum. Emrah'a da dedim bulabilirsen büyük bir naylon al, bir poşet, bir şey al. Yine bunun üstüne bir çarşaf. Bir de naylon örterim. En azından daha az tozlanır. Ama her türlü bunlar zaten yıkanacak. O şekilde yeni dolabımıza girecek arkadaşlar. Şimdilik böyle olması gerekiyor. Bakalım. Ne yapalım, böyle oldu. Çantalarım şu an burada yatağın üzerinde. Onlara yer bulamadım. Şu köşede bir dolap var. Onun içini güzelce temizledim, boşalttım. Bunlar oraya girecek ama şu an tabii ki o kapağı açmam mümkün değil. Bu çantaları da artık buraya, bu dolap gittikten sonra bir şey koyup onları oraya yerleştireceğim. Yani şu anda olacak bu yani, dediğim gibi. Su hazırladım buraya. Gerçi annem kurulduktan sonra annem de her türlü güzelce siler ama yine de ben de biraz sileyim. Arkadaşlar, silme işini bitirdim. Biraz kurusun böyle, kapatmayayım. Ondan sonra aynalarını da yine bir silerim. Hiç aslında masraf etmeyecektik ama küçük odaya asla sığmadı. Yani bu girse yatak girmiyor, yatak girse bu girmiyor. İkisini zor güç bela soktunuz. Dolapları asla açamazdınız. Yoksa arkasını falan bir şekilde Emrah hallederdi. Yine kullanır da masraf etmeyelim diye ama dediğim gibi odaya hiçbir şekilde sığmadı. Maalesef yapacak bir şey yok. Annem güzel günlerde kullansın inşallah. Şimdi gideceğim bir soda açayım arkadaşlar. Soğuk bir soda. Aa, kutuyu görünce aklıma geldi. Anneme anneler günü hediyesi aldım arkadaşlar. Şöyle bir kendime geleyim, dediğim gibi bir soda içeyim. Sonra size onu göstereceğim. Arkadaşlar, anneme aldığım hediye bu şekilde. Bu da dün geldi. Balkondaydı. Ondan sonra güzelce sildim dışını falan. Bugün aldım içeriye. Annemin bu tarz bir şeye ihtiyacı vardı arkadaşlar. Küçük şarjlıları kullanıyordu ve annemin beli çok ağrıyordu. Dedim kolayca bunu kullanır. Hatta bazen elektrik süpürgesi yerine bir şey olduğu zaman hemen kolayca bunu açar. Biliyorsunuz bu tarz süpürgeler çok kolaylık oluyor. Kırmızı rengi şu şekilde. Phantom'un. Wow, çok mu beğendin? Evet. Benim de olsa değil mi? Benim de olsa değil mi diyor. Yerim seni anneciğim. Şöyle bir tane başlığı var. Böyle bu boruları muhtemelen. Sanki bir şey eksik mi? He, buradaymış. Çünkü bir de koltuk araları için falan
şeyi vardı. Bu çok hoşuma gitti bu olay. Dediğim gibi anneme bunu aldım. Bunun metini Özlem'den çok duydum. Kuzenim Özlem o kadar güzel iş yapıyor ki bazen o büyük süpürgeyi haftalık temizliğimde bile bazen açmadığım oluyor. Üşendiğim zamanlarda mis gibi çekiyor. Tahalıyı kaldırıyor, düşün diyor. O yüzden link gönderdi bana. Bunu al dedi. Bu çok güzel. Onu aldım. Anneler Günü hediyesi almamıştım biliyorsunuz. Kendime de alasım var. Çünkü benimkinin de böyle başlığı durduk yere çıkar oldu. Sonuçta ben onu kaç yıldır kullanıyorum? Rahat 6 yıldır falan kullanıyorum. Kafa kısmı düşüyor böyle süpürürken falan. Hani Emrah birkaç kez yaptı ama o kısmı bir yalama oldu. Kendime de bir sipariş edesim var açıkçası. Çünkü dediğim gibi bu tarz süpürgeler, hele de evde çocuk varsa elimiz ayağımız. Annemin de çok işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Güzel günlerde kullansın inşallah. Emrah'a da dedim annene alalım mı diye. Annemin öyle bir süpürgesi var dedi. Artık bilmiyorum. O da artık annesinin ihtiyacı olan bir şey, o da alır. Dediğim gibi bu virüs olayında özel günlerde bir şeyler alamamıştık. Ha bekliyorlar mı? Hiçbiri tabii ki de beklemez. Ama nasıl ki bize hediye geldiğinde çok mutlu oluyorsak onları da mutlu etmek istiyoruz. Arkadaşlar akşam yemeği hazırlığımı da yapayım dursun dedim. O kargaşaya, kalabalığa denk gelmesin. Şöyle dolmalık biberim vardı. Kapya biber vardı. Birkaç tane kabak, bir tane çıkardım, onları oydum. Bir tane de patlıcan ekleyeceğim bugün. İç harcımı da çiğden koydum. Az bir kıyma olsaydı onu da koyacaktım ama baktım kıyma oranı bayağı fazla, buna da çok gelirdi. Neyse dedim kıymasız olsun. Şimdi bunu doldurayım hemen. Zaten biliyorsunuz bundan önceki videomda da mercimek çorbası dayarı yapmıştım. Tabii ki çorbam kaldı. Yanına bir de bu olur, yoğurt olur. Bugünün menüsünde böylelikle hazırlamış olduk. Biraz iç harcım kaldı. Aslında bir tane kabağım var. Onu da yapabilirim ya da patates de yapabilirim ama derin dolma yapacağım deyince yapraklı olandan sanmış. O yüzden onun da gönlü olsun diye yaprağımı güzelce yıkadım. Çok tuzlu olmadığı için hani bekletmeden de yapabildiğim bir yaprak olduğu için biraz daha yaprak da saracağım. İki tane mi sarma yapıyorsun? Evet, yani senin doğru için bu anneciğim. Aa, teşekkürler. Şimdi bebeğim. Ben bunu daha çok seviyorum. Biliyorum. Neredesin? Buradayız. Neredesiniz? Buradayız. Mutfakta mıyız? Evet, mutfaktayız. Ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Akşam yemeği hazırlıyorum ben. Hadi gel. Versene. Geldim. Dolmalarımı yaptım. Şöyle biraz da dediğim gibi yaprak sardım. Az çıktı ama kızımın gönlü olsun. Kutay pek nedense yaprak sarma sevmiyor. Genelde böyle dolma yaptığım zaman içini yiyor. Kabağı belki bir şekilde yedirebiliyorum. Evet, şimdi buna ben biraz su yapacağım. Sonra ocağa koyacağım, pişireceğim. Emrah geldi, hemen işe koyuldu. Babamgil de yoldaymış. Kapaklarını falan söküyor. Etiketler neden duruyor belki diyebilirsiniz. Hani bu hangi tarafın hangi kapağı olduğu falan yazılı oluyor bunlarda. O yüzden hani böyle söküp takmada falan demontajda kolaylık olsun diye etiketlerini çıkarmamıştık. Büyük kapaklarda yardım lazım. Tamam, yardım edeyim. Geleyim mi? Yok, rafları da söpeyim ben. Bunlar nasıl çıkıyordu? Bunlar öyle çıkıyordu. Bunları sonuna yapmıştık. Evet. Dolabım gitti gördüğünüz üzere. Şimdi gittiler. Çocuklarla balkonda akşam yemeğimizi yeriz. Emrah ben daha zaten acıkmadım dedi. Bir de annem de zaten yemek yapmış. Emrah da dedi olmadı, ben orada yerim, siz yiyin zaten dedi. Tamam dedim, size yemeğimi de göstereyim mi? Zaten biliyorsunuz karışık böyle bir dolma yaptım. Dolmalarım şu şekilde görünüyor. Mis gibi kokusu var. Biraz bol salçalı sevdiğimiz için salçalı suyunu biraz bol salçalı yaptım. Yaprak sarmam da şu şekilde görünüyor. Yine suyu da var biraz, gördüğünüz gibi. Şimdi çocuklarıma tabaklarımızı hazırlayayım. Birazcık mercimek çorbası ısıtayım. Yoğurt da koyayım. Evet, balkona akşam yemeği masamızı da hazırladım. Şöyle
dolmaları göstereyim. Bir patlıcan, bir biber aldım. Bu tabak benim bu arada. Biraz da yaprak sarma. Hepsini yiyemem diye tahmin ediyorum. Bu da kızımın tabağı. Dediğim gibi yaprak sarmaları en çok zaten onun için yaptım. Şöyle. Bu da oğlumun tabağı. Pek yaprak sarma sevmez ama belki bizden görüp iş daha gelirse diye ona da koydum. Kabakları daha güzel yiyor diğerlerine göre. Yoğurt, mercimek çorbası dediğim gibi. O halde şimdi bize afiyet olsun. Yedik. Ondan sonra ben eve bir süpürge tuttum. Dolap çıkar çıkmaz zaten onun altını süpürüp o kısmı güzelce silmiştim. Sonra geri kalan her yeri de süpürgeyi kaldırmadan bir süpüreyim dedi. Sonra çocukları yıkadım. En sonunda artık çocukların üzerindekiler dahil makineye attım. Çamaşır makinesi de çalışıyor şu anda. Çocuklara da süt ısıttım. Isıtırken onlara kendime de ısıttım. Sonra dedim anneciğim bir şey yapmak ister misiniz? Çocuklar da bir icat bulmuşlar. Kartondan bilgisayar yapacaklarmış. Dışı kaplandı. Kardeşimle onu yapacağım anne dedi. Emrah henüz gelmedi. Dediğim gibi dolabı okuracaktı oraya. Bu arada şey de gitti. Anneme söyledim anne dedim onu da alır mısın? Derinin televizyonun olan bir dolap var hatırlarsınız belki. Toka çekmecesi falan gösterdim videoda gördünüz. O şifonyer normalde kapaklı raflı. Hemen dedi ki kızım. Hani ihtiyacı olan biri yoksa çevrende vereceğin yoksa onu da alırım dedi. Onu da annem aldı. Dedim ya size annem dolabını, şifonyerini, komodinlerini falan hep göndermiştir. İyi olur dedi hem dolap hem şifonyer. Ona da dedi ev resimlerimi falan koyarım. O da gitti yani anlayacağınız var ya her yer her yerdeydi. Şimdi tabii ki yine bir şey serdim alta. Bütün kalabalığı o dolabın olduğu kısma yığdım bildiğiniz yığdım. Yapacak bir şey yok. Bir işe kalkıştık elbet olacak. Yani böyle artık vloglarımda beni yorgun görmeniz muhtemel arkadaşlar. Çünkü gerçekten yoruluyorum. Videoya dahil edemiyorum zaten. Hani hemen yapayım hallolsun diye. Çünkü inanmaz yoruldum. Belim çok ağrıdı. Emrah dolap sökmesinde yardım ettim. Onu tuttum. Bazen kapakları Emrah ben götürürüm dese de duramadım götürdüm falan. Belim inanılmaz ağrıyor şu anda. Hiçbir iş yapılmasa bile şu an evin o dağınıklığı, o düzenin bozulmuşluğu bile bana bir yorgunluk veriyor ilginç bir şekilde. Evet artık ben videomu sonlandırayım arkadaşlar. Dediğim gibi pek yapacak bir iş yok. Çocuklarımla vakit geçiririm bu saatten sonra artık. Ondan sonra onlar yattıktan sonra bilmiyorum Emrah'la dizi izler miyiz yoksa hemen yorgunlukta mı uyku mu gelir bilmiyorum. Ama videomu ben burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden, severek, beğenerek, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.